Doğu Perinçek Macron'a mektup yazdı. Fransa'nın hukuk dışı kararına bu sözlerle tepki gösterdi. Fransız Cumhurbaşkanı Fransa ve Avrupa hukukunu çiğniyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sözde Ermeni soykırımı yalanını simgeleyen 24 Nisan tarihini ulusal anma günü olarak ilan edeceğini duyurmuştu. Perinçek, ahim kararlarından sonra Avrupa ve Fransa yargısındaki kararlara değindi ve hukuk öğretisinin birleştiği görüşlerden örnekler vererek Macron'un Avrupa ve Fransa hukukunu çiğnediğini vurguladı. Elimizde 3 karar var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2. dairesinin verdiği karar, Büyük Dairenin verdiği karar, Ali Mercan, Ethem Kayalı, Hasan Kemahlı ile İsviçre Devleti arasındaki davada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar. Parlamentoların soykırım konusunda bir hüküm veremeyeceğini açıkça belirtmektedir. Vatan Partisi lideri özellikle Fransa Anayasa Konseyi kararının Fransa Cumhurbaşkanı'nı bağladığını söyledi. Doğu Perinçek, Anayasa Konseyi'nin iki kez önüne gelen konularda Perinçek İsviçre davasına göndermede bulunduğunu ifade etti. Perinçek, konseyin Fransız parlamentosunun, meclisinin ve senatosunun soykırım konusunda karar alamayacağını hatırlattı. Fransa Anayasa Konseyi'nin kararı da Fransa Cumhurbaşkanı açısından bağlayıcıdır. Macron'un 1915 olayları hakkında Ermeni soykırımından bahsetmesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının çiğnenmesidir. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un hukuk dışı Ermeni soykırımı yalanını Türkiye'nin Kuzey Suriye Harekatı'na karşı gündeme getirme gayreti içinde olduğunu belirtti. Macron, IŞİD'e destek oluyor dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un PKK'ya sahip çıktığı gözüküyor. Ne yazık ki burada DAEŞ'i de korumuş oluyor. Onları koruma, onlara siper olma yönünde bir siyasi girişimde bulunduğu gözüküyor.